Bu, tarihi bir bisiklet yarışı görüntüsü değil, görüntüler cepheye giden İtalyan askerlerine ait. Bunlarsa cepheye gitmeden önce dans eden İskoç askerleri ve develeriyle zafere koşanlar. İnternetteki Avrupa Filmleri Geçidi adlı proje kapsamında, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma belgeseller, animasyonlar ve kurgu filmler, Avrupa'daki 16 farklı film arşivi tarafından derlenip dijitalleştiriliyor. Bu bir ilk. Projeyi koordine eden isimse Frankfurt'taki Alman Film Enstitüsü'nden Julia Welter. Özellikle tarihi filmler söz konusu olduğunda hep ulusal bir pencereden bakılıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da nasıl filmler yapıldı, peki İngiltere'de nasıldı? Ama karşılaştırmalı yaklaşımlar çok az. Biz de projemizde bu hedefe ulaşmayı amaçladık. Birinci Dünya Savaşı üzerine filmlerden bahsedildiğinde akla gelen ilk isim yazar ve film tarihçisi Rainer Rother. Bu savaş, bu filmlerin bilgilendirme ve propaganda aracı olarak kullanıldığı ilk savaştı. O günün koşullarında bu görüntüler kadar etkili başka hiçbir bilgilendirme aracı yoktu. 19. yüzyılda savaş, kahramanlığı çağrıştıran çok temel bir olgu olarak kabul görüyordu. Ancak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının öldürülmesi, birçok ülke için Avrupa'daki güç dengelerini yeniden düzenleme niyetiyle kullandıkları bir kıvılcım oldu. Almanlar da sevinç gösterileriyle savaşa girdiler. Hedef, düşman Fransa ve İngiltere'yi mağlup etmekti. Ama hızlı taarruz savaşı bir süre sonra yıpratıcı siper çatışmalarına dönüştü. Her devlet de halkın moralini yüksek tutması hedeflenen propaganda filmleri çekmeleri için cepheye kameraman gönderdi. Dönemin prodüksiyonlarında ülkelerin kendi ordularının düşmana kıyasla nedenli güçlü olduğunun gösterilmesine büyük önem verilirdi. Gösterilen muharebelerin çoğuysa cephenin gerisinde ateş hattından uzakta canlandırılarak filme çekilir, ardından da hem çatışmalardan uzaktaki bölgelerde hem de cephe bölgelerindeki sinemalarda haftalık haber bültenlerine entegre edilirdi. Zaferi vurgulamak için savaş esirlerinin bir kitle olarak gösterilmesi ilginç ya da güç gösterisinde bulunmak için dimdik yürüyüşe geçen çok sayıda askerin görüntüleri. İşte kitleye vurgu yapılan bu temel motif tüm görüntülere damgasını vuruyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında cephede yaşananları yansıtan reklam filmleriyle o dönemde başlı başına bir tür yaratılmıştı. Savaş bütçeleri için bağışlardan medet umuluyordu. Ancak film projesi kapsamında kahramanlık hikayelerine malzeme oluşturmaya yarayacak nitelikte olmayan ve çatışmalar arasında geçen süreden görüntüler de gösteriliyor. Bu görüntüler hem İngilizlerde hem de Fransızlarda mevcut. Bu noktada propaganda ürünü düşman imajı belirsizleşiyor. Cephe hayatı her orduda benzer özellikler taşıyordu. Örneğin hepsinde hendekler görünüyor. Bu yüzden de cephede çekilmiş görüntüler arasında önemli benzeşmeler var. Tüm bu tarihi kayıtlar 35 mm film üzerine çekildi. Ardından proje kapsamında 650 saatlik materyal dijitalize edildi ki bu gerekli bir işlemdi. Zira artık klasik film malzemesini oynatabilecek aletler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bunu günümüz sinemalarında görmek de mümkün. Birçoğu ya çoktan dijital formata geçti ya da geçmek üzere. Diğer bir deyişle eski filmleri dijitalize etmediğimiz takdirde bir daha onları seyredememe riskiyle karşı karşıyayız. Bu da tarihin bir parçasının yok olması anlamına gelir. Özellikle de propaganda filmlerinin görmezden geldiği, yer vermediği görüntülerin. Her devletin kendi halkının içinde olduğu açlık ve sefaletin, hastalıkların görüntüleri bunlar. Ya da Asya ve Afrika'daki sömürgelerden Avrupa'ya getirilerek savaş meydanlarında harcanan askerlerin kaderlerini anlatan görüntüler.
Eğer hikayenin sadece parlak noktalarına odaklanırsanız, hikayenin bütününü, diğer olaylarla ilişkisini ve tarihin örgüsünü gözden kaçırırsınız. Bir çağda gerçekten ne olduğunu bilmek için ilk bakışta daha az ağırlığı olan, estetik açıdan illa da başarılı olmayan ve gündelik hayattan verileri de göz önünde bulundurmanız gerekir. Çünkü tam da işte bu titrek ve nadir görüntüler, Birinci Dünya Savaşı hakkındaki tabloyu tamamlamaya yarıyor. Ve bir anda savaşta her bir ülkenin ne acılar çektiğini, ne zorluklarla boğuştuğunu idrak ediyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı, kameranın bir silah olarak kullanıldığı ilk savaştı. Ama sonuncusu olmayacak.